Evet arkadaşlar, şimdiden söyleyeyim, kınamayın, sözde bütün sülale siyah almışlar. Yine rahibe Teresalar siyah siyah gelecekler. Sonra demeyin ki bunlar niye siyah giyinmiş. Evet evet, asillikten, yoksa fazla bedeni saklamaktan değil, asillikten. Evet arkadaşlar, şeker pancarı sezonu açılmıştır, hayırlı uğurlu olsun. Amcam geldi Konya'dan. Gelirken dedim şeker pancarı getir, dalga geçiyoruz zannetmiş. Az getirmiş, yarısını evde bırakmış. Dedim ki niye dalga geçelim, biz bunu böyle çiğ çiğ yiyoruz. Kibar abla nesiler de aldı götürür. Şimdi evde kutu kutu yerler. Hadi gelsin şeker pancarı störleri. 10 dakika önce amcam dedi ki bunu çiğ çiğ mi yiyorsunuz? Bu çiğ çiğ yenir mi? Sonra ucundan bir tane istedi. Şu an karı koca pancar yiyorlar. Bak hepsi böyledi. Amcamla yengem bir ısır kaldı, birbirlerine baktılar. Yeniyormuş ama değil mi? Gidince tarlanın birini sırf görmeyeceğim. 43 mi 44 mi? Ne? Yaşını unuttum. Daha doğrusu. 52. 52 mi? Ya. Annem 70 doğumlu. Sen nasıl 52 olsun? 73 doğumlu değil misin sen? 72. 2 yaş almış. Kaç oluyor? Benim matematiğim yok şu anda. Ha, 52 işte. 52 mi oluyor? Amca bildiğin için. Amcam 52 yıllık Konyalı, şu an ilk defa şeker pancarını çiğ gördü. Bak lezzeti. Bu da yine Kadir Aziz'in başının altından çıktı. Hello efendim. Evet, Kadir ezildi. Bugünü de halletti ve çıktı. Sabahtan beri hiç size story atamadım çünkü inanılmaz yoğundum. Bugün programda ana yemek maalesef ki döküldü üstümüze. O yüzden bayağı bir korku falan yaşadık. Streslendik. Ay, bir yandan da salonla görüş, onu ayarla, bunu ayarla derken canım çıktı. Ve şöyle bir problem oldu. Yatak odası takımı geldi ya, ben onu katalogda biraz daha açık bir renk olarak gördüm. Çünkü ışıkla çekilmişti. Bir eve geldi ki sis grisi. Benim bu zamana kadar gri bir şey aldığımı ne zaman gördünüz? O yüzden pazartesi günü yatak odasını tekrar sökecekler. Paketleyeceğiz, götürecekler, boyayıp sonra geri getirecekler. Başıma gelmeyen kalmadı, yemin ediyorum. Öyle bir problem yaşadım, o hallolacak. Şimdi amcamlar, teyzemler falan bizdeler. Yarın sabahtan yine Curcuna'yız. Hadi bakalım, hakkımızda hayırlısı. Ama neler atlatmışım, bunu mu atlatamayacağım? Bir kayın olarak bunu da Allah'ın izniyle, anlamın hakkıyla hallederim diye düşünüyorum. Bu süreçte de Allah'tan siz de yanımdasınız. Hepinizi de ayrıca çok seviyorum. Birlikte çok güzel bir enerji harmanlıyoruz. Siz bana, ben size. Yuvarlanıp gidiyoruz be gülüm. Allah eksikliğinizi göstermesin inşallah. Allah dedirtmesin oğlum kızım, ağrıtmasın başım dizim ya Rabbi. Azıcık ağrı, çokça çokluca iman Rabbim kötülerden muhafaza etsin inşallah. Bir ara da saç, aslında bugün bir saç bakımına gitmek istiyorum ya. Saçlarım inanılmaz şey, kırılmaya başladılar yine stresten, sıkıntıdan. Kafamda saç kalmadı. Selamünaleyküm, kolay gelsin. Evet, bizim ev gene yemekhaneye dönmüş. Yarın söz yemekli ama hiçbir şey değişmez. Gene torlanı toplanır, yemek yemeye gelirler. Ne var ne? Elim dolu, açamıyorum, bakayım. O lahana sarması, biber dolması. Ekliyorum.
patates. O ne? Tavuklu patates. Karbonhidratlar, bilmem neler, kabak tatlısı. Bunu teyzem Samsun'dan mı getirdi? Yok, amcam getirdi. Haşte. Ha, amcam mı getirdi? Bu ne? Evet. Maşallah. Nişanım kolay gelsin. Annem eşini karıştırıyor, görüyorsunuz. Ben belki kaos çıkar diye beklemiştim ama hiç gündür hiç iki elden kaos çıkmadı. Bir gelirim ki mutlu mutlu yemek yapıyorlar, sinirimi ya, bozuyorsunuz. Biraz tartışırsanız mutlu olurum. Hiç içten gelmişim. Bak bir de ekmeğe yolladılar beni. Eve geldim, saçımı yıkadım şimdi. Saç bakım merkezine gideceğim. Vitamin falan yaptıracağım saçlarımı. Onları halledeyim. O arada da ekmeği de bana itelediler. Kerem Bey stüdyoda söz fotoğrafı çekildiği için. Sonra adın Kadir olsa ne olur, kaderin olmadıktan sonra diyerek de. Neyse ekmeği bırakayım gideyim. Saçlarıma biraz bakım yaptırayım. Sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar, aylarca ara verdim. Maalesef ki koşturmaktan kendime vakit ayıramadım ama bu sefer ittim attım kendimi Sibel Hanım'a. Şimdi saçlarıma çok güzel bir vitamin protokolü uygulanacak. Daha önce biliyorsunuz yaptırmıştım ama çok ara verdim. Vitaminleri de içmedim ben. Şimdi sil baştan devam ediyoruz. Hadi bakalım. Kız ben hangi birizde yetişim? Zaten canım çıkmış. Bir de efim efim tuttu benim. Az önce biri aynadan beni görmüş. Kadir Bey kilo mu aldınız? Hayır. Tamamıyla efim ef şişkinliği. Şu anda gümbür gümbür geliyor. Bir iki saat sonra beni serumlu görürseniz şaşırma. Hanımlar, hemen acile gitmeden sizlere efendim Sevim bloğundaki hediyeleşmeyi söyleyeyim. 35 kişiye hediye veriyormuş. Özellikle halı yıkama, koltuk yıkama makinesi dikkatimi çekti. Ajda bilezik falan da var. Ekrana yazmış olduğum hediyeleri veriyor. Yapmanız gerekenler Sevim bloğunu ve onu takip ettiklerini takip etmek. Son postun altına da içinizden geçeni yazın efendim. Hadi bakalım, inşallah bizden kazanan olur. 35 kişiyiz, hiç olmadı 20 kişi bizden olsun bari. Amcamın kızı geldi şimdi de beline bir kemer takmış. Aha, böyle bir yılan işareti var. Dedim kız anam mı öğütledi yengengile giderken tak. Yengem diyor ki ne de olsa el kızıyız, ne olsa anası gilden bilin. Bilinmeyecek gibi mi? Aha böyle bir yılan tokası. Benim annem sap, anlamıyor hiçbir şeyden. Ben hemen mesajı aldım. Allah'tan ki ben de anneciğime yılan yüzüğü almıştım da anneciğim pişir yap, pişir yap. Söz bitene kadar benim bu aileyi birbirine katmam lazım.